Kalp yetmezliğinin erken safhalarında hasta herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ancak yine de risk altındadır. Bu durum, hastaların önceden var olan bir sorunları olduğu ve eğer bunu kontrol ettirmezlerse kalp yetmezliğine kadar ilerleyebilecek bir sorunla karşı karşıya kalabilecekleri anlamına gelir. Ya da mevcut kalp yetmezliği durumlarının daha da kötüleşebileceğini söyleyebiliriz bu durumun şu anda kalp yetmezliği olarak kendini göstermediğini varsayalım. Yani hastalar halen günlük hayatlarına herhangi bir sorunun farkında olmadan devam edebiliyor olsunlar. Riskli durumlar arasında hiper ya da yüksek tansiyon, koroner kalp hastalıkları ve diyabeti sayabiliriz. Doktorlar bunları kalp yetmezliği için tehlike işareti olarak görüp her ne kadar ortada kalp yetmezliği teşhisi konulabilecek bir durum olmasa da bu sıkıntıları iyileştirip kalp yetmezliğinin ilerlemesine hatta oluşmasına engel olmaya çalışır. Çünkü hastalık ilerlemeye başladığında meydana gelecek değişiklikler sonucunda farklı bir görünüme sahip olan kalbin eski haline gelmesi imkansızdır ve durum gittikçe kötüleşir. Bu hastalara ilk evrelerde egzersiz tavsiye edilir. Egzersiz kardiyovasküler sağlığın ve kalbin verimliliğinin artmasını sağlar. Yani kalbin kanı daha iyi pompalayabilmesine yardımcı olur. Bu noktada size kalp yetmezliğinin başrol oyuncusunun düşük pompalama verimi olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Egzersize ek olarak hastalara beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri de tavsiye edilir. Tuzu azaltmak her zaman bir numaralı tavsiyedir. Çünkü azalan tuz tüketimi kan basıncının düşmesini yani kalbin kanı pompalamasının kolaylaşmasını sağlar. Bu da kalbin bu eksikliği giderebilmek için geri dönüşü olmayan yapısal değişikliklere başlamasını engeller. Doktorlar bunlara ek olarak ilaç da önerebilirler. Bu ilaçlar kan basıncını düşürmeyi yani kalbin kanı pompalamasını kolaylaştırmayı hedefleyip kalbin yapısının değişmesine engel olur. Bu ilaçlara örnek olarak ACE inhibitörleri ya da diğer adıyla anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri verilebilir. Bu ilaçların vazodilatör etkileri vardır. Vazodilatördeki vazo damar, dilatörde genişletici anlamına gelir. Kısacası bu ilaçların damar genişletici etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Damarlar genişlediğinde kan daha az sıkıştırıldığı için basıncı düşer. Basıncı düşen kanı pompalamak daha kolay olacağı için de dolaşım sisteminin basıncı düşer. Bu durumu önce çok dar, daha sonra da geniş bir pipete üflemekle karşılaştırabilirsiniz. Hangisi daha zordur? Dar olan öyle değil mi? Kalp içinde durum aynıdır. Çünkü genişlemiş damarlardan oluşan bir sisteme kan pompalamak, daha dar damarlara kan pompalamaya çalışmaktan çok daha kolaydır. Kan basıncını düşürücü etkisi olan hidralazin ve nitrat, hastalara verilebilecek diğer ilaç çeşitleri arasındadır. Hidralazin, atardamarlar üzerinde etkili olan bir vazodilatördür. Atar damarlar kalpten çıkan damarlar olduğu için bu damarlardaki genişleme sonucu kalp kanı daha rahat pompalayabilir. Nitratlarsa atar damarlar üzerinde de kullanılmalarına rağmen genellikle toplar damarlar üzerinde etkilidirler. Toplar damarlar üzerindeki yarattıkları etki kalbe gelen kan basıncını düşürmektedir. Kalbe geri gelen kanın basıncı daha düşük olduğu zaman kalbin ön yükü de azalır. Ön yükün kalbin eksikliğini gidermek için kullandığı yöntemlerden biri olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Ön yükü azalttığınızda kalbin yapısal değişikliklerine de engel olabilirsiniz. Evet, son olarak bir de beta bloklayıcı ya da beta blokerlerinden bahsetmek istiyorum adından da anlaşılacağı gibi bu ilaçlar bir şeyleri engeller sempatik sinir sistemini aktive eden reseptörleri bloke ederler hemen kalpteki sempatik tepkinin buradaki reseptörler tarafından nasıl aktive edildiğini düşünmenizi istiyorum bu reseptörlere beta reseptörleri denir beta blokerleri de işte bu reseptörler üzerinden etkilidir yani onları bloke ederler bu reseptörler aktive olduğunda kalp atış hızı ve pompalama gücü artıyorsa, bloke edildiklerinde kalp atış hızı düşer ve sempatik tepki sınırlanır. Sınırlama kelimesine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü aynı ön yükte olduğu gibi sempatik sinir sisteminin gereğinden fazla aktive edilmesi de kalbin eksik giderme yöntemlerinden biridir ve kalpte yapısal değişikliklere yol açar. Amacımız da çok basit. Kalpteki yapısal değişikliklerin meydana gelmesini elimizden geldiği kadar engellemeye çalışmalıyız. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.